Herkese yeniden merhaba. ATS kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cheddar City'den Las Vegas'a gidiyoruz bugün. Kuru meyve taşıyacağız. Güzel bir sefer daha bizi bekliyor. Las Vegas, Nevada çöllerine gideceğiz. Utah eyaletinde keşfetmediğimiz iki şehir kaldı. Yol üstünde geçerken birini daha keşfedeceğiz. Şimdi yükümüzü bağlayacağız. Şimdi yükümüzü bağladık. Kısa bir sefer, 3 saatlik bir sefer gösteriyor. Gayet güzel. Bu bölümde iki kere yük taşıyacağız, iki yük taşıyacağız. Toprak yoldan asfalta daha kestirmeden çıktık. Gelen yok. İki tarafta temiz. Şimdi artık yola çıkabiliriz. Yeşil ışığa denk geldi. Çok iyi oldu. Zaman kaybetmedik. Garajımızı büyütmemiz gereken paraya yaklaşık 40 bin dolarımız kaldı. Las Vegas'a doğru, otobana doğru ilerliyoruz. Şu anda Orta Amerika'da yük taşıyoruz. Kuzeyden indik aşağılara doğru biraz. Ve buralarda bol bol kanyonlar var. Bozkır arazi. St. George, Utah eyaletinde keşfetmediğimiz son iki şehirden birisiydi. Son bir şehrimiz kaldı keşfetmek istediğimiz. Bakalım bir sonraki seferde oraya doğru bir yük bulabilecek miyiz?
yükü bıraktıktan sonra orayı da keşfetmeye çalışacağız. En azından oranın içinden geçen, yakınına giden bir yük bulmaya çalışacağız. Yolda bir çalışma var. Yolumuzu değiştirmek zorunda kalacağız. Bakalım ne kadar uzayacak yol. Hatta daha da kısaldı ve Las Vegas keşfedildi böylece. Las Vegas'ı keşfetmiş olduk. Daha kestirme yol çıkarttı önümüze. Navigasyon 46 milden 21 mile düştü. 25 mil yol kısaldı. Şehir içi bir yola yönlendirdi bizi. Las Vegas'ın içinden geçeceğiz. Diğer yol Las Vegas'ın dışından götürüyordu. Çölün ortasına kurulmuş harika bir şehir.
Vegas'ın meşhur büyük otelleri, piramit. Teslimat noktamız da gözüktü. 6 millik 10 dakikalık yolumuz kaldı. Ve artık fabrikanın önüne geldik. Şimdi içeriye giriyoruz. Dorsaya zarar vermeden yükü bırakacağız. Ve böylece yükümüzü sağ salim getirmiş olduk. Cedar City'den Las Vegas'a mükemmel bir şekilde tamamlamışız. 7000 dolarımızı aldık. Şimdi diğer yüklere bakacağız. Ev aleti taşıyacağız. Las Vegas'tan Montrose'e, yol üstünde de Moab şehri, son Utah şehrini de keşfetmiş olacağız. Güzel bir sefer denk geldi. Yükümüzde çift dorse. Diğer sefere nazaran biraz daha uzun bir sefer olacak. Tam 9 saatlik bir sefer. Şoförün uykusunu hallettik. Uykusu yok. Akaryakıt da aldık. Artık önümüzde uzun bir yol var. Bakalım belki yol üstünde uyutabiliriz. Çift dorse ile fabrika kapısından çıkmaya çalışıyoruz. Güzel bir şekilde çıkışımızı yaptık. Yeniden otobana çıkacağız. Önümüzde bir trafik sıkışıklığı oluştu. Şimdi açılıyor. Gelirken bu yoldan geçmiştik. Bir önceki seferde yolun bir kısmına aynı yoldan devam edeceğiz. Ters yöne doğru. Daha sonra yeni yollar keşfedeceğiz. Yeni şehirler keşfedeceğiz.
Diğer otobana çıktık. Önümüzde bir sıkışıklık var. Arada tam bir makas atmalık. Güzel bir boşluk var. Çift dorse ile harika bir makas atıyoruz. Güzel bir yoldan da geçeceğiz şimdi. Kanyonların arasından. Montrose'a gitmek için düz gitmemiz gerekiyor. Ancak keşfetmediğimiz son bir şehir vardı Utah eyaletinde. Buradan çıkış yapacağız. Sağa doğru tekrardan dönüp o şehri de keşfedip tekrardan geri dönüp aynı otobana geri döneceğiz. Keşfedilmemiş bu son şehri de keşfetmek istiyorum bu eyaletteki. Harika bir kanyon manzarası da var bu arada. Şehir çok uzakta değil. Şehrin içinde küçük bir tur atıp çıkacağız. Evet, Moab şehri gözüktü ve keşfedildi böylece. Utah eyaletindeki tüm şehirler keşfedilmiş oldu. Bir işçi kurumu da keşfettik bu vesileyle. Şehrin içinde bir U dönüşü güzergahı var. Onu kullanacağız. Gece oldu. Beyaz xenon farlarımızın eşliğinde gece sürüşünün keyfini çıkartıyoruz. Grant Jackson'ın içinden geçeceğiz derken keşfedildi. Bir sonraki şehir Montrose. O da çok yakın buraya. Bir saatin altına düştü. Şimdi çıkacağız bu otobandan. Mat noktası gözüktü. 20 dakikalık yolumuz kaldı.
Montrose da keşfedilmiş oldu böylece. Biraz şehrin dışında bir yer. Teslimat noktamız. Ve fabrikaya da ulaştık böylece. Yükümüzü teslim ediyoruz mükemmel bir şekilde. 27 binimizi de aldık. Artık bir sonraki yüklerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.